Evet, son baskı piyasalarla devam ediyor. Piyasalarda Jackson Hole etkisi diyoruz. Zira küresel piyalar Jackson Hole toplantısından gelen Fed'in Eylül'de faiz artışının hala masada olduğu mesajıyla haftaya düşüşle başladı. Avrupa borsalarında gün içinde %1,3'e varan kayıplar yaşanırken Dow Jones ve S&P 500 vadelilerde %1'e varan azalışlar gözlendi. Yeni bir satış dalgası gelir mi diye soracağız. ALB Forex yatırım uzmanı Volkan Kuyucuk telefon hattımızda. Volkan Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Burcu Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi ağırlıklı olarak Jackson Hole etkisi ama bir yandan da Çin borsasındaki düşüş deniyor. Küresel piyasaların haftaya azalışla başlamasının arkasındaki neden olarak. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu tepkiyi nasıl değerlendirmek lazım ve devamı gelecek mi? Şimdi biz yıl sonuna kadar FED konusu, FED başlığı altında kalan görüntüde piyasalar gündemini bulmaya ya da fiyatlamasına devam edecek. Çünkü her FED toplantısında faiz konusu speküle edilmeye devam edecek gibi görünüyor. Şimdi Eylül ayı evet masada ama Eylül ayının pas geçilmesi Ekim, Kasım, Aralık aylarını gündemde tutmaya devam edecek. Piyasaların hani bu noktada da aslında Çin'den gelen dalga ile birlikte tam anlamıyla hani iyimser görüşleri faiz konusunda Fed'in 2016 yılının en iyi ihtimalle Mart ayını bekleyebileceği ve bu tarihte adım atabileceği yönünde ama tabii ki Eylül ayında çıkacak sonuçla birlikte 2015 yılı içerisinde Fed'in faiz arttırma ihtimali halen masada ve ihtimaller dahilinde de güçlü olmaya devam ediyor. Şu anda S&P endeksine baktığımızda aslında 2000'li seviyelere doğru bir yükseliş görüyoruz ve bu yükselişin haftaya başlarken aşağı yönlü eğilimde devam ettiğini görüyoruz. Önümüzdeki dönemde bu hafta içerisinde S&P endeksinde 1940-1950 seviyesinin altında yeniden bir kalan görüntüye bürünürsek muhtemelen S&P endeksinde 1870-1850 bandına yönelik bir geri çekilmeyi bekleyebiliriz. Böyle bir durumda, böyle bir görüntüde tüm dünya borsaları üzerinde de bir satış dalgasının gelmesi ya da satış dalgasının olunması beklenmesi de muhtemel gibi görünüyor. Dolar tarafına baktığımızda, özellikle dolar endeksine baktığımızda şu anda dolar endeksinin tam anlamıyla sınırda kaldığını görüyoruz. 96-96,5 seviyelerinin üzerinde dolar endeksi en azından bir hamle yaparsa muhtemelen böyle bir durumda doların majör para birimleri karşısında değer kazanmasını bekleyebiliriz. Şu anda Fed'i beklerken, aslında faiz tarafını beklerken bir gözümüzde Amerika 2 yıllık tahvil faizlerinde olmaya devam ediyor. Biz 2015 yılına başlarken tahvil faizlerinin yukarıda 0.75, aşağıda da kabaca 0.50 bandı arasında kaldığını görmekteyiz. Eğer önümüzdeki günlerde Fed'in faiz noktasında sesinin birazcık daha gür çıkması durumunda 2 yıllık tahvil faizleri en azından bize bir gösterge verebilir. 0.75'in üzerinde kalan bir görüntüde bir yükseliş eğilimine girmesi en azından faiz noktasında birazcık daha piyasaları tedirgin edebilir gibi duruyor. Ama Sayın Yellen'ın daha önceki toplantılarda yaptığı bir açıklama vardı. Hani faiz tarafına çok takılmayın diye. Çünkü FED eğer 2015 yılı içerisinde faiz arttıracaksa ve bu faizin büyüklüğü en azından küçük kalırsa, yani daha sınırlı bir faiz arttırımına giderse, en azından piyasaların önündeki faiz konusundaki belirsizlik kalkacağı için piyasalar birazcık daha normalleşme sürecine girebilir gibi görünüyor. Ama şu anda piyasaların geldiği noktada hem Çin ve Asya tarafından gelen dalgaya bir de Fed'in faiz noktasındaki belirsizliğini de eklediğimizde mevcut tabloyu daha iyi görme şansımız oluyor. ALB Forex yatırım uzmanı Volkan Kuyucuk, çok teşekkürler değerlendirmeleriniz için. Bu noktada içeriye de dönelim. Zira Borsa İstanbul'da az önce kapanış gerçekleşti. Endeks günü %0,76 yükselişle 75.210 puandan tamamladı. İntegral Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Emre Çayırlı karşımızda. Emre Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Şimdi borsada Jackson Hole etkisi
oldu mu bugün? Zira dışarıda Avrupa borsalarında etkisi hissedildi. Ama bugün bizim borsamız hani hafif ekside açılıp sonra yataya dönüp sonra hafif artıya geçmişti. Ve nitekim de hafif artıda kapadığını görüyoruz. Dolayısıyla borsa bugün neden etkilendi? Bu hafta beklentiler neler? Ve 75 binin üzeri kalıcı mı diye soralım. Evet, borsada 75.200 seviyesi oldukça önemli bir bölge. Seçimlerden sonra test ettiğimiz alandı. Kırılmasıyla beraber satış baskısı gelmişti. Bugün de birçok defa 75.200 bölgesine baskıladı. Son saatlerde hatta gerisine geçti ama tekrar 75.210 bölgesinde kapatmış durumda. Burada açıkçası dış piyasanın çok büyük bir etkisi olduğunu söylemek zor. İçeride biraz daha olumlu bir senaryo olma ihtimali fiyatlanıyor ama henüz bu da tam olarak gerçekleşebilmiş değil. Bugün açıklanan yine aynı şekilde ticaret dengesi rakamlarına baktığımız zaman geçtiğimiz dönemin Temmuz ayına göre ciddi bir artış olduğunu görüyoruz. Hem ihracatta hem ithalatta azalma var. Bu da ilerleyen dönem için biraz kaygı verici. İçeride Merkez Bankası'nın Cuma günü yapmış olduğu açıklamalar belki biraz olumlu hava yaratmış olabilir ama bunda net bir şekilde dolar Türk lirası veya euro Türk lirası kuru üzerinde etkisini görmedik. Bundan sonraki süreçte 75.200 seviyesini takip ediyor olacağız. Yarın sabah Çin'den gelecek imalat PMI rakamı oldukça önemli. Eğer zayıflama olursa Asya borsalarıyla beraber satıcılı bir başlangıç görebiliriz. Bu da gün içerisinde bize ve Avrupa borsalarına yansıyabilir. Bununla beraber tekrar 75.200 alan satış baskısı geldiğini görebiliriz. Haftanın sonuna doğru ise Amerika gündemde olacak. İstihdam verilerini ve ortalama saatlik kazançları takip ediyor olacağız. Eğer Amerika verilerinde bir toparlanma olursa BIST endeksinde de aşağı yönlü hareketler ön plana geçebilir. Dolar TL'de tekrar 2.95'lere dolu alınmanın geldiğini de görebiliriz. İntegral Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Cemre Çayır'la çok teşekkürler bize katıldığınız için. Ve şimdi ntvpara.com'da manşeti atıyoruz.